Tekrar merhabalar. Antalya Organ Nakli YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu kanalı olan aboneliğiniz ve bu kanalı takibiniz için öncelikle teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok yoğun bir soru bombardımanı altındayız. Bu da bizim hastalarımızın ya da böbrek hastası olduğunu düşünen insanlarımızın bu konuda gerçekten ciddi bir bilgi eksikliği içinde olduğunu gösteriyor. Ve bu da yaptığımız bu sosyal medya paylaşımlarının bize yararlı olduğunu düşündürüyor. Bu arada sizinle tabii bu sorularınıza cevap verirken Antalya'da 2000 yılının başından itibaren 6410 böbrek nakli gerçekleştirmiş ve bunun sorumluluğunu almış, bu sorucu ameliyatların sorumluluğunu almış bir organ nakli cerrahı olarak bu sorularınıza cevap veriyorum. En başta ilk olarak sıkça sorulan bir soru, kesin böbrek yetmezliği tanısı nasıl konulur? Şimdi böbrek yetmezliği aslına bakarsanız çok sık görülen bir hastalık toplumumuzda özellikle. Türk Nefroloji Derneği'nin kayıtlarına göre toplumumuzun %10'u kronik böbrek hastası. Fakat kronik böbrek hastalığının tabii evreleri var. Hangi evrede hangi tedavinin gerektiği çok farklı. Fakat son evreye geldiğinde kronik böbrek yetmezliği artık diyaliz ya da böbrek naklinden başka bir şansı kalmıyor ne yazık ki hastalarımızın. Peki diyaliz ya da böbrek nakli gerekip gerekmediğine, artık hastanın bu durumda olduğuna nasıl karar veriyoruz? Bir kere öncelikle böbrek hastalığının bu bahsettiğim ilk evrelerinde hastalar nefroloji doktorları tarafından takip ve tedavi edilirler. Ama bu hastalıklar genelde demekle şunu kastediyorum, büyük oranda ilerleyici hastalıklardır ve bir noktada mutlaka bu dediğim diyaliz ya da böbrek nakline gereksinim duyarlar. Şimdi kronik böbrek yetmezliğinde artık ek tedavinin gerektiğini şöyle hesaplıyoruz. Çok basit ve net olarak anlatmak isterim. Birincisi kreatinin dediğimiz bir madde var. Kreatinin dediğimiz madde insanların kaslarında bulunan bir madde. Ve bu böbrek sadece böbrekler tarafından vücuttan arıtılıp idrarla dışarı atılan bir madde. Eğer vücutta bu birikirse buna bağlı olarak daha birçok toksik madde yani zehirli madde insan vücudunda birikebilir. Biriktiği zaman da belli bir noktaya geldikten sonra artık çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki ne bu kreatinin miktarının ne olması lazım? Kreatinin miktarının ne kadar olması gerektiğinden daha ziyade kreatininin kandan temizlenme hızı, böbrekler tarafından kandan temizlenme hızı bize böbreklerin ne kadar çalıştığını gösterir. Peki bu kreatinin ya da diğer maddeler neden vücutta birikiyor derseniz, aslına bakarsanız insan vücudu bir makinedir. Bir makine gibidir. Her makine çalıştıkça bir atık üretir. Ve bu atıkların vücuttan ya da o makineden bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. Düşünün bir otomobil kullanıyorsunuz. Fakat otomobil egzoz dumanını çıkartmıyor. Ya da içindeki biriken yağ miktarı, bu motorundaki yağ miktarı bir süre sonra artık eskiyor ve atılması gerekiyor, değiştirilmesi gerekiyor. İşte insan vücudu da aynı böyledir. İnsan vücudunun farkı şudur. İnsan vücudu 24 saat çalışan bir organizmadır. Ve 24 saat boyunca çalıştığı için bu atıkları kanımızda görürüz. Kreatininin kandan temizlenme hızıyla böbrek fonksiyonu arasındaki ilişki nedir derseniz, kreatininin kandaki miktarı aslında çok fazla önemli olmayabilir.
Neden? Çünkü kas kitlesi yüksek olan insanlarda kreatinin miktarı çok daha yüksektir. Ama düşük olanlarda çok daha düşük olabilir. Fakat kandan temizlenme hızı bize çok bilimsel bir veri gösterir. Eğer kreatininin kandan temizlenme hızı dakikada 15'in altına düştüyse artık vücutta diğer zehirli maddelerle birlikte bu çalışan motor gibi çalışan organizmada diğer maddelerle birlikte birikiyor demektir. Ve bu birikim sonunda eğer kandan temizlenmezse işte o zaman her türlü komplikasyonlar ne olabilir? Ne olabilir? Ani kalp durmaları olabilir. Üremik koma dediğimiz hastalar bu yüksek miktardaki kandaki toksik yani zehirli maddelerin bulunması nedeniyle komaya girebilir. Bunun gibi birçok hiç istenmeyen, hiç beklenmeyen sonuçlarla karşılaşmamız mümkündür. İşte biz merkezimizde kreatininin kandan temizlenme hızı 15'in altına düştüğünde hastalara artık diyaliz ya da böbrek nakli olmaları gerektiğini öneriyoruz. Eğer bu 10'a düştüyse o zaman durum daha vahim hale geliyor. Bazı hekimler tarafından dışarıdan diyet kısıtlamasıyla alınan dışarıdan alınan maddelerin vücuda kısıtlanmasıyla bu toksik yani zehirli maddelerin düzeyinin düşürüldüğü iddia edilse de aslında bu maddeler vücudun kendinin ürettiği maddelerdir ve dışarıdan alınan bu maddelerin üreten yiyeceklerin ya da içeceklerin kısıtlanmasıyla ancak ve ancak belli bir seviyede ve bir miktar kandaki düzeyi sabit tutulabilir. O nedenle özetle kreatininin kandan temizlenme hızının 15'in altına düştüğü durumlarda artık diyaliz ya da böbrek nakli tedavisi şarttır. Bu olmazsa ölümcül sonuçlara yol açabilir.